Herkese merhaba. Bugün Hıdrellez dilekleriniz sevgi ışık, sevginin odağında yaşamınıza dahil olsun. Önce size hikayemi anlatayım. Ondan sonra bu kısa bir bilgilendirme yapacağım. Sonrasında da bir meditasyon yapacağız. Bu bana dünyanın vermiş olduğu sevgi armağanım. Tabii ben bunu ilk başta beğenmedim. Çok büyük ayıp ettim ama. Şekilciliğe o kadar alışmış durumdayız ki böyle bir şeylerde asimetrik olması ya da kendi zihnimizdeki mükemmelliğe ulaşmayınca o bizim hayatımızda birazcık ötelenebiliyor ya da reddedilebiliyor. Bu görmüş olduğunuz taş, kalp şeklinde bir taş. Şöyle şurada daha net gözükecektir. Ben bunu bir doğa yürüyüşüne gittiğimde gördüm yerde. Ama almadım. Ondan sonra o yolu yürüdüm. Neden almadım? Çünkü şeklini beğenmedim. Düzgün değil, simetrik değil bu. Söylediğim şey kendi kendime bu. Aa evet, böyle baktım. Aa evet, ne güzel. Kalbe benziyor bu. Doğanın bana hediyesi diyor. Önce bir sevindim. Ondan sonra içimdeki o mükemmeliyetçi taraf. Yok bunu niye alıyorsun? Bu böyle şekli güzel değil dedi. İyi almayayım o zaman dedim ben de. Yürüdük geçtik oradan. Orada yürüyüşü yaparken nehir değil küçük dere kenarı ben. Herhalde deredir o. Dere kenarından yürüyorduk ve taş olan yerler vardı. Yani küçük küçük kayaların üstünden geçiyoruz falan. Ben de çok böyle atlayan zıplayan bir insan olmadığım için oradan geçemedim. Bizi tur rehberliği yapan kişi elimden tutup beni geçirdi o tarafa. Ve o rehberlik hani ben de bambaşka bir açılıma sebep oldu. Bir yerlerden, zorlu alanlardan geçmek için destek almalısın ve her şey mükemmel değildir. Olan her şey olduğu haliyle mükemmeldir tarzında bir bilgi geldi. Ondan sonra tamam dönüşte alacağım o taşı dedim kendi kendime. Aynı yoldan dönüyorduk geri. Aynı yoldan dönerken aldım ve özür diledim dünyadan. Bana verdiğin armağanı kabul etmediğim, beğenmediğim için çok özür dilerim dedim. Çok uzun zamandan beri benimle taşlarımın arasında yerini aldı. Bugün hani buraları düzenlerken size ne koyabilirim diye daha böyle sevgiyi hatırlatan bir şeyleri koymak için buradakileri buldum önce. Ondan sonra diyorum ki ya evde sanki başka bir şey daha var kalp gibi. Neydi o falan diye böyle düşünürken çünkü hani açıkta bir yerde değil kutuların içerisinde taşların içinde duruyordu bu taş. Ondan sonra bir şeyleri ararken aa bu vardı ben bunu da alayım dedim. Ondan sonra bunu da sizin alanınıza dahil etmek istedim. Böyle buraya onu da koyalım. Evet, şimdi bugün hepiniz güzel güzel dileklerde bulunacaksınız diye düşünüyorum. Sabah bir meditasyon yaptım. Bizim bu süreçten önce de bir pozitif yaratım çalışmamız olmuştu Kundalini Reiki ile. Orada birçok olumlama verdik ve o olumlamaların hepsinin aslında kişinin alanında sorumluluk alması gerektiğiyle ilgili bir açılım yapıyordu. Çalışırken de hani bize de gelen bazen çalışma yaptığımız zamanlarda gelen algıları da zaten grupta paylaştık. Ben bugün şunu fark ettim. Birçok insan aslında dileğinde ya da niyetinde bunu fark etmem de tabii 7 yaşındaki küçük kardeşimizin bana hatırlatması oldu. Sosyal medyada paylaştım onun Hıdrellez dileğini. Covid için, Covid-19 için hem aşı bulunması hem de ilaç bulunması için bir dileği varmış. Onun resmini çizmiş. Bir arkadaş da bana gönderdi. Annesinden izin almış sosyal medyada paylaşım yapabilir miyiz diye. Ben de onun niyetini paylaştım. Ve onu paylaşırken, onun dileğini, onu paylaşırken şunu fark ettim. Aslında çocuklar bize göre çok daha saf niyetli. Sadece kendileri için istemiyorlar. Daha çok
topluluğun iyiliği için, topluluğa faydası olacak şeylerin paylaşımını yapıyorlar. O da kalplerinin bize göre daha saf olmasından kaynaklanıyor. Bugün niyetlerinizin içinde, bunu zaman zaman dile getiriyorum zaten, lütfen daha fazla sevgiyi yönlendirin. Bireysel olarak almak istediğiniz, sahip olmak istediğiniz bir şey bile olsa ona sevginizi gönderin. Herhangi bir eşya da sevgi enerjisiyle bizim yaşam alanımıza dahil oluyor. Bugün benim telefonum kilitlendi bir ara. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne kapatabiliyorum, ne açabiliyorum falan. Ondan sonra hemen dedim ki enerjisi temizlensin, sana sevgi gönderiyorum. Sevgi korumasını alıyorum dedim. Elimi çektiğimde telefonun üstünden tekrar bastığımda düğmeyi açıldı. Yani şu an varoluştaki her şey sevgi enerjisiyle ya çoğalıyor ya sizden uzaklaşıyor. Sizden uzaklaşanlar zaten sevgi enerjisiyle uyumsuz enerjilerdir. Yani ben sevgi enerjisiyle uyumsuz olan bir şeyin yaşam alanıma dahil olmasını tercih etmiyorum. Bunu tercih etmediğim için de her şeye, niyetlerime ve dileklerime özellikle sevgi enerjisini yönlendiriyorum ki sevgi enerjisi benim farkında olmadığım, kendi içimde var olan, değişmesi ve dönüşmesi gereken alanları hem şifalandırsın hem de onların aracılığıyla yaşam planıma dahil olacak sevgi olmayan alanlar kapatılsın. Bir kere onunla ilgili de bir deneyim yaşadım. Bir yaratım çalışması yaptım ve o yaratım çalışmasında sevgi enerjisini bulundurmadım. Sonra beni bayağı bayağı zorladı böyle 7-8 ay. Hayatıma dahil oldu ama beni çok zorladı. Ondan sonra dedim ki Yasemin bir şeyleri çok isterken dikkat et. Onun alanını açık bırakıyorsun çok istediğinde ve gerçekten seni mutlu etmeyecek alanlar da o sistemin içine dahil oluyor. O yüzden ben daha fazla niyetlerimin ve dileklerimin içerisine sevgi enerjisini yönlendiriyorum. Bu ayın enerjisinin bizi kendimizle çok yüzleştirecek, hani dipte kıyıda kalmış ne varsa onu yüzeye çıkaracak bir enerji olduğunu söyledim sizlere. Bugün özellikle bu gece niyetlerinizi kendinize göre yapacağınız şey neyse, ben genelde gül dibine koyuyordum. Bu sene Beylikdüzü Belediyesi komşularına gül dağıttı. Ben de talep ettim. Bana geldi. İşte benim gülüm. Ben bunun altına koyacağım niyetlerimi. Siz de her ne yapacaksanız, yazı, imgeleme, çizme, her ne yapacaksanız, bütün işleminiz bittikten sonra eğer bir kağıt son avucunuzun içine alın, kalp çakranızın hizasına getirin. Burada benim açık bıraktığım her şey sevgiyle tamamlansın. Benim içimde sevgi olmayan her şeyde kolayca sevgiye dönüşsün niyetini yapabilirsiniz. Bu niyeti yaptığınızda hepimiz insanız, hepimizin alanında hala dönüştürmemiz gereken alanlar var. Bunları sevgi çok kolay bir şekilde dönüştürecektir ve bu ayın bizi, hani o dediğim sizlere, dipteki her şeyi yüzeye çıkartacak, bunu kolaylaştıracak araç sadece sevgi ya da aşk enerjisi. Eğer gerçekten kalbinizde saf sevgiyi ya da saf aşkı ortaya çıkartamıyorsanız, bunu paylaşamıyorsanız, bu deney ve kendi içinizde kişilik özelliklerinizden negatif taraflarınız fazlaysa ya da var olan negatif taraflarınızı görmezden geliyorsanız, bu süreç sizin için birazcık her şeyi yüzeye çıkartacak ve sizi sizle yüzleştirecek bir enerji olacak. Ama sevgi enerjisini alanınıza dahil ettiğinizde bu sizin alanınızda değişim ve dönüşümü görmediğiniz alanlarda bazılarını görmeden şifalandıracaksınız. Görmeniz gerekenleri de daha kolay kabul edebileceksiniz. Bu söylediğim her şeylerin hepsi kesinlikle bu böyle olur değil. Ben kendi içimde niyetlerimi yapıp enerjimi değiştirdiğimde olan şeyleri sizlere aktarıyorum. Ve lütfen maddi ya da manevi her neyiniz varsa bunu insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle, dünyayla paylaşın. Siz ne kadar çok
bir şeyleri paylaşırsanız maddi ya da manevi, o sizin hayatınıza daha fazla dahil olur. Ve bunun için de ekstra bir çaba sarf etmezsiniz bu dahil olma hali için. Her şey kendiliğinden dahil olur. Siz sevgiyi, sahip olduklarınızı paylaşma niyetinde olursanız. Hepimizin içinde olduğu farklı bir süreç içerisindeyiz. Bu zamana kadar insanlığın toplu olarak deneyimlemediği, yani bölgesel düzeylerde yaşanmış süreçler var ama bu süreç kadar büyük, bütün dünyayı etkileyen bir süreç bilindiği kadarıyla yok. Belki tarihe geçmemiş süreçlerde yaşanmıştır. Bu yaşanmış olsa bile diğer insanlar, öbür insanlardan haberdar olmadıkları için bu bizim şu an içinde bulunduğumuz zihin karmaşasını yaşamamış olabilirler. O yüzden biz bu süreçte elimizden geldiği kadarıyla her neyi başka insanlara, başka canlılara paylaşabiliyorsak, paylaşırsak kendi varoluşumuzu daha saflaştırmış, daha ışık ya da sevgi odağına taşımış oluruz. Dünyanın yeni, yani 2012 sonrasında ortaya çıkan ve değişen dünyanın frekansı birlik frekansına doğru ilerliyor. Biz dünyanın birlik frekansıyla ne kadar uyumlu olursak, ne kadar paylaşımcı olursak, her şey hayatımıza o kadar fazla dahil olur. Bir de bu çalışmada kendi içinizdeki bencillik tarafınıza bir bakın. O alanınız dönüşmek istiyor mu, istemiyor mu? Eğer dönüşmek istemiyorsa sizi zorlayacak bir süreç içerisine girme ihtimaliniz yüksek. Çünkü bizler artık bencillikten ben merkezine ve biz bilincine erişmemiz gerekiyor. Bir şeyler hayatınızda eğer bencilce dahi olsa, bir şeyler hayatınızda çoğalsın istiyorsanız yine birileriyle bir şeyleri paylaşmanız gerekiyor. Siz bir şeyleri paylaştıkça istekleriniz de muhtemelen daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Bencillik olarak da bir şeyi çok istiyorsanız onunla ilgili olarak bir şeyleri paylaşın. Bütün dinlerde paylaşımlar öneriliyor. Dini inancınız olmasa bile hümanist insan olabilmek için başka insanlara destek olmak, yardımcı olmak gerekiyor. Siz başka insanlara, başka canlılara ne kadar çok destek olursanız sizin hayatınızda o kadar fazla desteklenirsiniz. Ben böyle bir niyetle hiçbir zaman bir şeylere, birilerine yardım etmedim. Birinde tek başıma bir geziye gittim. Ve o gezi esnasında hiç tanımadığım insanlar bana çok fazla destek oldular, çok fazla yardımcı oldular. Ve o zamanlarda hayatın içinde bu kadar bu böyleymiş, şu şöyleymiş falan tarzında sorguladığım bir süreç de değildi. İş hayatında olduğum, kurumsal hayat içinde çalıştığım ve kendi dengemi korumakta zorlandığım bir süreç içindeydim. Ondan sonra böyle tartıştık. Ne güzel ya, insanlar bana yardım ediyor. Hiç kimse benim için bir şeyleri zorlaştırmıyor. Geziye normalde turla gidecektim. Tur iptal olduğu için tek başıma gittim. Ve çok kısa bir sürede organize oldum. Dedim ki bir sürü aksaklık çıkar şimdi. Gitmek istediğim yerlere de gidemem falan diye düşündüm. Ama ne olursa olsun gideceğim dedim. O süreçte hizmet almam gereken hiçbir kurumdan, hiçbir insandan ters bir tepki görmedim ve hizmet almama gerek olmayan hiç tanımadığım insanlar bile beni yaptılar. Bir Kuşadası'nda çok yürümüşüm. O gün de çok yağmur yağıyordu. Otobüse dönmek için, binmem gereken yere gitmek için çok yürümem gerekiyormuş. Orada bir çiftle tanıştım. Onlar dediler, nereye? Önce bir fotoğraflarımızı çektik birbirimizi. Sonrasında da, o zamanlar telefonlarla falan böyle selfie çekilmiyor, selfie tutukları falan yok. Normal fotoğraf makinesiyle çekiyordum. Ben kendiminkini bir yerlere koyup sabitleyip çekiyordum falan. Onlar görünce, çekelim mi dediler, olur dedim. Ben de onlarınkini çektim.
Sonra biraz sohbet ettik işte, bana nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz falan diye sordular. Kış döneminde gitmiştim. Hani oralarda çok kışın tatile giden ya da gezmeye giden dışarıdan kimseler olmuyor. Onlar da İzmir'den gelmişler. İşte konuştuk ettik falan. Ondan sonra dediler ki, arabanız var değil mi? Dediler. Ben, yok ben yürüyerek geldim. Şu an geri yürüyerek mi döneceksiniz dediler. Evet dedim ben de. Ya çok şey, hani hava kararmak üzere, çok da uzak. Yürümeyin, biz sizi götürelim dediler. Peki dedim ben de. Ve orada şey de yoktu yani. Hani bunlar bana zarar verir tarzında bir düşüncem yoktu. Çünkü niyetlerinin ne olduğunu hissedebiliyorum. Ve o niyet de gerçekten saf bir niyetti. Beni götürdüler. Otobüs terminaline bıraktılar. Bir şeyi biliyor ya da bilmiyor olmanıza gerek yok. Sizin kalbiniz sadece saf olduğunda, sizin hayatınıza dahil olacak insanlar da bu saflığı size gösteriyorlar. Bunu yaşantınızın bir parçası haline getiriyorlar. O yüzden kalbinizi saflaştırın ve kendinizi saf sevgiye açın. Ben bunları sürekli hatırlatacağım size. Eğer bu hatırlatmalar size huzur ve mutluluk vermiyorsa, o zaman da demek ki sizinle yolumuzun ayrılma zamanı gelmiştir. Hepimiz keyifli bir şekilde yolculuğumuza başka yollardan devam edebiliriz. Evet, ben çok konuştum. Hepiniz yeniden hoş geldiniz ve artık meditasyonumuza başlayabiliriz. Meditasyondan önce, az önce söylediğim gibi, bencillik alanınıza bir odaklanın. Kalbinize odaklanın. O kalbinizde var olan, bu zamana kadar birileriyle ilgili düşündüğünüz, hissettiğiniz olumsuz duygular varsa onların da sevgiye dönüşmesine izin verin. Dünyada daha fazla keyif almak, daha fazla mutlu olmak istiyorsanız sevginizi arttırın. O sevginizi arttıkça yaşamınızda kendiliğinden değişik dönüşecek ve güzelleşecektir. Daha keyifli, daha neşeli hale gelecektir. Şimdi meditasyonumuza başlayabiliriz. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Eğer para hırsınız varsa, zengin olma hırsınız varsa, şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu hırslarınızın alanındaki her şeyi arındırıp size azim içinde başarılı olma bilişini tanımlamasına izin verin. Paylaştığım zaman sahip olduklarım azalır ya da yok olur tarzında ilahi gerçek olmayan bir inanca sahipseniz, şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu inancınızı şifalandırmasına ve bu inançla bağlı bağlantılı varoluşunuza akması gereken sevgi şifasını aktarmasına izin verin. Hayatınızda bulunan insanları bir çıkar uğruna seviyorsanız ya da sevgi oyunu oynuyorsanız onlara, şimdi bu alanın arınmasına izin verebilirsiniz. Kalbinizdeki sevginin saflaşmasına izin verin. İlahi gerçeklikteki saf sevgi tanımını sevgi boyutu varlıkları tarafından size tanımlanmasına izin verin. Hücresel hafızanızda bulunan, bilincinizde ve bilinçaltınızda bulunan ilahi gerçek olmayan sevgi tanımlarının da sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan arındırılmasına izin verin. Yaptığınız herhangi bir eylemi sevmeden yapıyorsanız, şimdi bu zamana kadar sevmeden yaptığınız bütün eylemlerin alanından ortaya çıkmış enerjinin yaşam planınızdan, kolektif bilinçten ve ley hatlarından arındırılmasına izin verin.
yaptığınız iş her ne olursa olsun, ne kadar basit ya da ne kadar zor olursa olsun, hepsini sevgi odağında keyifle yapma bilişinin şimdi size tanımlanmasına izin verin. Bir ders dinlerken, ders öğrenirken o dersi sevmediğiniz için öğretmeninize, hocanıza, kitaplarınıza yönlendirdiğiniz ya da eğitim ve öğrenim materyallerine yönlendirdiğiniz sevgi olmayan enerjilerin o alanlardan sevgi boyutu varlıkları tarafından arındırılmasına izin verin. Şu an bulunduğunuz yer her neresiyse ya da bu meditasyonu her dinlediğinizde bulunduğunuz yer her neresiyse o yere sizin aracılığınızla yayılmış olan sevgi olmayan ya da sevginin üst frekansında bulunmayan duygu ve enerjilerin o mekandan, o alandan arındırılmasına izin verin. Herhangi bir nesneye yönlendirdiğiniz sevgi olmayan enerjiler varsa, size ait ya da başkalarına ait, bu hasetlik, kıskançlıkla yönlendirdiğiniz enerjiler de dahil, o nesnelerin alanından bütün enerjiyi sevgi boyutu varlıklarının arındırmasına ve açılan boşlukları o nesnelerin frekansına uygun olarak, o nesnelerin eğer herhangi bir sahibi varsa, o kişilerin ruhsal planı ve özgür irade seçimiyle uyumlu frekansta o nesnelere sevgi enerjisinin yüklenmesine izin verin. Sadece ilahi yasalara göre olması gereken işleme izin verin. Daha fazla alana sevgi yönlendirmeyin lütfen. Para, altın, mücevher tarzında herhangi bir maddi değer alanına yönlendirdiğiniz sevgi olmayan enerjiler varsa o nesnelerin alanından da bu enerjilerin arındırılmasına izin verin. Sahip olduğunuz para, şu an evinizde bulunan erzak ve tüm gıda maddelerinin, içecek maddelerinin alanında bulunan sevgi olmayan enerjilerin de arındırılıp hepsine sevgi enerjisinin evrensel yasalara göre o nesnenin frekansına, o gıdanın, içeceğin frekansına uygun olarak yüklenmesine izin verin. Bu zamana kadar yediğiniz, içtiğiniz, doğal olarak üretilmiş bütün her şeyin alanına da o üretimi yapan kişilerin, taşımayı yapan, işleyen, bu sistem içinde bulunan herkese de teşekkür etmek amacıyla yönlendirmeniz gereken onların varoluş frekansına uygun olarak özgür irade seçimlerine ve ruhsal planlarına uygun sevgi enerjisini onlara yönlendirebilirsiniz. Bu zamana kadar satın aldığınız fabrikasyon bütün maddelerin üretimi sebebiyle dünyada tükettiğiniz doğal kaynakların ilahi dengeye gelmesi için sevgi boyutu görevlilerinin dünya frekansına uygun olarak bu alanı dengelemesine izin verin. Siz de bu dengeleme için dünyadan özür dileyin. Tüm hakkını yediğiniz canlılardan, insanlardan özür dileyin. Bu özür dileme esnasında teşekkür etme, özür dileme, sevgi gönderme esnasında ben birazcık sessiz kalacağım. İçinizden özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum diyebilirsiniz.
özür dilemek sizin için zorlayıcı bir eylemse, bunu içinizden bile söylerken zorlanıyorsanız, şimdi egonuzun alanında ya da nefsinizin alanında bulunan kibir duygusunun sevgi boyutu varlıkları tarafından arındırılmasına izin verebilirsiniz. İlahi olarak alanınızda Kundalini Reiki ile benim yapmam gereken bir arınma varsa, bu arınmaya şimdi izin verebilirsiniz. İzin veriyorum demeniz yeterli. Sizin alanınızda tamamlanıncaya kadar enerji çalışmaya devam edecek. Şimdi sevgi boyutu varlıklarının avuç içlerinizde bulunan ve sahip olduğunuz parayı paylaşmanızı engelleyen cimrilik alanına sahipseniz ve bu enerji avuç içlerinizde bulunuyorsa, bu enerjinin avuç içlerinizden arındırılmasına izin verebilirsiniz. Sevginin, bolluk ve bereketinin, bilgisinin ve bilişinin şimdi bilincinize, bilinçaltınıza ve hücresel hafızanıza tanımlanmasına izin verin. Mantığınızla parayı yönetip zengin olabileceğinize ya da konforlu olabileceğinize dair bir illüzyonunuz varsa, şimdi bu illüzyonun sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Evrensel alma verme bilişinin alanınızda aktif olmasını engelleyen sevgi gerçekliğini varoluşunuzun bir parçası haline getirmenizi engelleyen size yapılmış bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızdaki tüm illüzyonların bitirilmesine izin verebilirsiniz. Eğer rüya boyutunuzda, astral boyutta ya da geçmiş yaşamlarınızda veya bu yaşamda hatırladığınız ya da hatırlamadığınız şekilde size pozitif veya aydınlık olmayan bir taraf bir anlaşma sunduysa, bir söz verdirdiyse size, bir yemin ettirdiyse ve bu yapmış olduğunuz eylemlerden dolayı paranızı gönül rahatlığıyla, sevgiyle paylaşamıyorsanız ya da sahip olduğunuz maddi ya da manevi değerleri paylaşamıyorsanız, bu anlaşmanın, sözün, yeminin, antın ya da bilmediğimiz her şeyin artık iptal edilmesi gereken, ilahi olarak sizin özgürleşmeniz gereken her şeyi sevgi boyutu varlıklarının iptal etmesine ve bu alandan varoluşunuza dahil olmuş her türlü programı, alt programı arındırıp varoluşunuza saf sevgi enerjisini yönlendirmesine izin verin. Çok zengin olduğunuzda hırsızların sizi soyacağına, canınızı gasp edeceğine ya da bir şekilde güvende olmayacağınıza dair bir inanca sahipseniz,
Şimdi bu inancınızın sevgi boyutu varlıkları tarafından arındırılmasına izin verin. Yaratıcıya güvenmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin sevgi boyutu varlıkları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yaratıcının Allah'ın sevgisini hissetmenizi engelleyen her şeyin alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bulunduğunuz alandaki insanlar ya da enerjilerin niyetleri her ne olursa olsun sizin sevgiyi kapatmanıza neden olan bir program varsa alanınızda, bu programın artık iptali ilahi olarak uygunsa sevgi boyutu varlıklarının bu programı iptal etmesine izin verin. Sevgiyi tanımayan, bilmeyen insanlara artık kapanması gereken alanlarınız varsa, sevgi boyutu varlıklarının ilahi olarak kapanması gereken alanları o insanların özgür irade seçimlerine saygı duymak amacıyla kapatılmasına izin verin. Eğer o insanlar özgür iradeleriyle sevgiyi bilmeyi, sevgiyi öğrenmeyi, sevgiyi deneyimlemeyi ya da sevgi paylaşmayı, öğrenmeyi seçerlerse o insanlara alanınızın seçim yaptıkları anda yeniden açılmasına izin verebilirsiniz. Evrensel gerçeklikteki sevgiyi bilmediğiniz için şu an bu sevgiyi güvenle kendinize açamıyorsanız, sevgi boyutu varlıklarının evrensel boyuttaki saf sevginin yaşama bilincini size tanımlamasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının sevgi alışverişini evrensel dengede yapmanızı engelleyen, kök çakranızdan arınması gereken her şeyi arındırıp kök çakranızı sevgiyle dengelemesine izin verin. Şu an zihninize gelen ve sizi tedirgin eden her şeyi sevgi boyutu görevlilerine teslim edin. Artık bu deneyimlere ihtiyacınız yok. Şu an menfaatiniz için sevgi şifasına izin veriyorsanız, sevgi görevlilerine ya da şifa alanında bana yaratmaya çalıştığınız bir illüzyon varsa, şimdi bu illüzyonların iptal edilmesine izin verebilirsiniz. İllüzyon yapmaya devam ettiğinizde sadece kendi hayatınızda zorluk ya da kolaylık alanını kendi kendinize yaratmış olursunuz. Sevgi boyutu varlıklarının ikinci çakranızda bulunan evrensel saf sevgi alışverişini yaşam gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen her şeyin ikinci çakranızdan arındırılıp
ikinci çakranızın sevgiyle dengelenmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının bolluk ve bereket kavramları üzerinde var olan ilahi gerçek olmayan tanımları da sevgiyle arındırmasına izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının üçüncü çakranızda bulunan evrensel ilahi gerçeklikteki sevgi alışverişini sevgi dengesinde yapmanızı engelleyen her şeyin üçüncü çakranızdan arındırılmasına izin verin. Yaşamda, fiziksel ortamda ya da sanal ortamda iletişimde olduğunuz, etkileşimde olduğunuz bütün insanlarla aranızda var olan sevgi olmayan alanları sizin için sevgi boyutu varlıklarının şifalandırmasına izin verebilirsiniz. Eğer o kişiler özgür iradesiyle bu sevgi şifasına kendilerini açtılarsa, şimdi bu şifanın da onların yaşam frekansına uygun olarak evrensel yasalara göre onların alanına akmasına izin verebilirsiniz. Bu dünyada yaşayan herhangi bir hayvan ya da bitkiye sevgi olmayan eylemleriniz olduysa, şimdi o hayvanların ya da bitkilerin alanındaki yönlendirdiğiniz enerjilerin arındırılmasına izin verin. Eğer sahip olduğunuz bir hayvan korkusu ya da çeşitli hayvanlarla ilgili yaşadığınız korkular varsa, şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu korkunun ortaya çıktığı ilk ana sevgi şifasını yönlendirmesine izin verin. Bundan sonra da hayvanlarla karşılaştığınızda sadece onlara karşı sevgi hissetmeyi seçebilirsiniz. Saldırgan hayvanların saldırma anını hissedip onlara dokunmamanız gereken zamanlarda dokunmamanın bilişinin şimdi alanınızda aktif olmasına izin verin. Hayvan, bitki, insan her ne olursa olsun o yaratılmışların o anki seçimlerine saygı duyarak sevgi paylaşma bilişinizin şimdi alanınızda aktif hale gelmesine izin verin. Sevgi boyutu varlıklarının kalp çakranızda bulunan ve artık varoluşunuzda sevgi alışverişini ilahi dengede yapmanızı engelleyen bu alışverişin yaşam planınızın bir parçası olmasını engelleyen her şeyin kalp çakranızdan arındırılmasına izin verin.
sevgi boyutu varlıklarının boğaz çakranızda bulunan ve yaşamınızı sevgi alışverişi dengesinde sürdürmenizi engelleyen her şeyin boğaz çakranızdan arındırılmasına ve boğaz çakranızın sevgi enerjisiyle dengelenmesine izin verin. Şu an yaşam planınızda dengenin ortaya çıkmasından kaçınan parçalarınıza sevgi şifasının akmasına izin verebilirsiniz. Yin ve yang enerjilerinizin, içsel eril ve dişil enerjilerinizin, içsel çocuk, içsel anne ve içsel baba alanınızın ve henüz sizde açığa çıkmamış, dengesiz olan varoluş programlarınızın da ilahi olarak şu an ruhsal planınız dahilinde sevgiyle dengelenmesine izin verebilirsiniz. DNA sarmallarınızın sevgiyle dengelenmesine izin verebilirsiniz. Sevgi boyutu varlıklarının üçüncü göz çakranızda bulunan bu yaşamınızı evrensel gerçeklikteki gibi sevgi paylaşımı içinde geçirmenizi engelleyen her şeyin üçüncü göz çakranızdan arındırılmasına izin verin. Düşüncelerinizde sevgiye dönüşmesi gereken alanlar varsa şimdi sevgi boyutu varlıklarının düşüncelerinizi sevgiyle şifalandırmasına izin verin. Sevgi dengesinde olmanız başka insanların size yönlendirdiği yüklerden kaynaklanıyorsa, şimdi sevgi boyutu varlıklarının bu yükleri de alanınızdan temizlemesine izin verin. Sevgi enerjisinin zihninizi berraklaştırmasına izin verin. Sevgi boyutu görevlilerinin tepe çakranızda bulunan bu yaşamda sevgi paylaşımı içinde yaşam sürmenizi engelleyen her şeyi tepe çakranızdan arındırıp tepe çakranızı sevgi enerjisiyle dengelemesine izin verin. Fiziksel bedeninizin ve enerjisel bedenlerinizin sevgiyle dolmasına izin verin. Sahip olduğunuz fiziksel bir rahatsızlık varsa şimdi sevgi enerjisinin bu rahatsızlığınızı şifalandırmasına izin verin. Sevgi boyutu görevlilerinin benim, birin ve bütünün hayrına bilişini size tanımlamasına izin verin. İlahi ben benim bilişinden yaşam içerisinde sapmanıza neden olan sahip olduğunuz programlardan artık arındırılması gerekenler varsa sevgi boyutu varlıklarının hak ettiğiniz şekilde varoluşunuzdaki arınması gereken programları arındırıp sizi sevgiyle dengelemesine izin verin. Sevgi boyutu görevlilerinin ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi sevgi enerjisiyle dengeleyip her birini birbiriyle uyumlamasına izin verin. Şu an aktif olan tüm çakralarınızın sevgi enerjisiyle dengelenip birbiriyle uyumlanmasına izin verin.
aktif olan DNA sarmallarınızın da, DNA katmanlarınızın da sevgi enerjisiyle dengelenmesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Sevginin şifasının, sevginin farkındalığının, sevginin bilgisinin yaşamınızda olduğu harika zamanlar diliyorum size. Bundan sonra da her ne için niyette bulunacaksanız, dilekte bulunacaksanız ya da dua edecekseniz lütfen o alanın içine kalbinizdeki sevgiyi de yönlendirin ve evrensel sevginin sizi saflaştırmasına izin verin. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu bir yaşam diliyorum. Arzu edenlere tabii ki. Hoşçakalın.